Kur'an-ı Kerim Allah kelamı, Yaratan'ın bize gönderdiği ilahi mesajı, onun evvela güzel okunması, güzel yazılması ve iyi anlaşılması gerekir. Tabi Kur'an-ı Kerim'de lafız manaya tabidir. Yani kelimelerden maksat o kelimelerin taşıdığı manalardır. Bir de ayetlerin veya surelerin bütününden çıkan sonuç önemlidir. Müfessirler maalesef yani eskiden beri, ta başından beri Mecazül Kur'anlardan falan işte başlayan yani birinci asır, hemen ikinci asrın başından beri yapılan tefsirler daha çok kelime tahlilleri, kelimelerin etimolojik manaları ve mecaz hakikat işte sembolik manalara nerede nasıl kullanıldığını Arap şiirinden bir takım cahiliye devri şiirinden istişhatlar getirerek bu bir nevi Kur'an lügatidir. Tefsir başka bir şeydir. Tefsir o ayetten sonuç çıkarmaktır, mana çıkarmaktır. Ama müfessirler umumiyetle genelde söylüyorum yani hepsi için söylemiyorum ama hep kelimelerin etimolojik manasını verirler, 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 verirler. Bizim kafamız iyice karışır. Acaba buradaki mana hangisini daha çok çağrıştırıyor, hangisini tercih etmemiz lazım diyorlar. Bu aslında müfessirlerin yazılan eski tefsirler, halen bugüne kadar yazılan tefsirlerin hemen hepsi kendisi gibi ilim adamlarına yol göstermek için yapılmıştır. Halbuki bu din bütün insanlar için gelmiştir. Ben ne anlayacağım? Ben bu ayetten, bu sureden nasıl bir mana çıkaracağım? Bana o lazım. Öteki ilim adamları için lazım. Kur'an lügatı üzerinde yahut dil üzerinde çalışacaklar için lazım. O lüzumsuz demiyorum ama halka lazım değil onlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. O akademik çalışmalar, o derin etimolojik şeyler, istişatlar falan. Benim gibi halkı, ben sonuç istiyorum. Yani ben bu ayeti nasıl anlayacağım ve bunun karşılığında ne yapmam gerekir? Ha, mesela size bir misal vereyim şimdi. En güzel, herkesin bildiği bir misali veriyorum. Mesela Fil suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Okuma yazma bilmeyenlerin de namazlarında okuduklarını kulaktan duyarak ezberledikleri namaz surelerinden kısa bir suredir. Şimdi işte Ebrehe ordusu geldi, işte içinde fillerle donatılmıştı. Kabe'yi fethetmeye, almaya geldiler, işgale geldiler Mekke'yi falan. Tamam, bütün bunlar malum. İşte onları yukarıdan işte Ebabil sürüleri geldi. Ebabil dediğimiz şu çöl kırlangıçlar işte Mekke'de hacca gittiğimiz, umreye gittiğimiz zaman vit vit öten o kırlangıçlardır. Yani bir kırlangıçtan biraz da küçüktür o. Serçe ile kırlangıç arası büyüklükte. Yani gökyüzünde uçan kuşların en küçüklerinden. Cenab-ı Hak diyor ki biz onlardan sürü sürü gönderdik ve onları sicille taş yağmuruna tuttuk ve frez gibi ekin çiğnenmiş ekin gibi freze çevirdik onları diyor. Biçilmiş ekin gibi. Bu şimdi bir olayı anlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın kudretini gösteriyor. Hepsi tamam. Peki bundan çıkan sonuç nedir? Bundan çıkan sonuç şudur efendim. Tefsirler bunu yazmazlar ama hikayeyi sayfalarca anlatırlar olayı. Olayı bilmek önemli değil. Tahkiye önemli değil. Hikayeden sonuç çıkarmak önemlidir. Şu demektir. Gökyüzündeki en küçük bir kuvvet, yeryüzünün en canlı, en iri cüsseli canlısı fil değil mi? Filden daha büyük bir kara hayvanı biliyor muyuz? Yok. Gökyüzündeki en küçük bir kuvvet, yeryüzündeki en güçlü bir kuvveti freze çevirir demek, yok eder. Bu ne demektir? İşte istikbal göklerdedir diyoruz. Yani hava kuvvetleri her zaman için üstün gelir. Şimdi millet, insanlar, bugünkü medeni teknoloji gökyüzünü fethetmeye çalışıyor. Artık kale fetihleri, şehir fetihleri falan önemli değil. Gökyüzüne hakim olan, gökyüzünü fetheden yerdeki bütün kuvvetlere hakim olabilir. İşte uzay programları,
Ay'a gitmeler, daha ötekilere gitmeler falan. Şimdi bu Fil suresinden çıkan sonuç budur efendim. Ama biz bunu aslında uçağı Müslümanların icat etmesi lazımdı. Çünkü kitaplarında böyle bir sure var. Bu surenin benzeri hiçbir din kitabında da yoktur. Ne Vedalarda var, ne Tevrat'ta var, ne İncil'de var, hiçbir yerde yok. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize mesaj yoluyla gönderdiği, aklınızı başınıza kullanın ey Müslümanlar. Bu demektir. Gökyüzündeki küçük bir kuvvet, yeryüzündeki çok büyük güçlü kuvvetleri yok eder, imha eder. Ama biz bunu okuduk, hikayesini dinledik, masallarını gözyaşlarıyla şey ettik. Ama bundan sonuç çıkaramadık. Bir kişi çıktı işte, Hezarfen Ahmet Çelebi çıktı. Onu da Fizan'a gönderdik. İdamdan zor kurtardık. Böyle şimdi. Kur'an'dan önemli olan mana çıkarmak, sonuç çıkarmak. O sonuç bana lazım. Pratikte ben ne yapacağım? Birçok şey de böyledir. Yani hikmet tarafı da vardır. Elbette nazari tarafı da olacaktır. Deruni tarafı da olacaktır. Ama halk senin o bilmem kelimenin etimolojik manası, bilmem İmru-i Kays nasıl kullanmış, yok bilmem işte Antere bu kelimeden ne mana kastetmiş, yok bilmem Züheyr şairlerimizden, yani bunlar cahiliye şairi, muallakat şairleri. Bunlar halkı ilgilendirmez. Bundan çıkacak sonuç budur. İşte yani anlaşılsın diye misal veriyorum. Herkesin bildiği bir şey. Bu onun için. Şimdi bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'i dikkatli okumak lazım. Bir mesela La uksimu fela uksimu bime vakiyen nücum diyor. Vaka suresinin sonlarında. Fela uksimu bime vakiyen nücum. Burada la diyor zaittir. Uksimu bime vakiyen nücum demektir diyor. O doğru. Mevakiyen nücum nedir? Yıldızların battığı yer diyor. Yıldızlar batmıyor ki. Nereye batıyor yıldızlar? Biz döndüğümüz için, dünyamız döndüğü için onu batmış gibi görüyoruz. Sabahları bir devir daha döndüğümüz zaman karşımıza çıkıyor onlar. Batan giden yok. Oradaki mana yıldızların batmasından farklı bir şey olması lazım. Çünkü arkasından diyor ki Kur'an-ı Kerim وَاِنَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. Siz bunu bilseniz, bilseniz bu çok büyük bir yemindir. Büyük bir yemindir bu diyor. Kur'an-ı Kerim, yaratanın yaratılmışlar hakkındaki prospektüsüdür. Orada kainat var, insan var, canlı var, cansız var, canlıya karşı, cansıza karşı, birbirimize karşı, yaratana karşı hangi görevlerle yükümlü olduğumuzu bize gösteriyor. Ha şimdi bu bir prospektüs olduğuna göre kainatı anlamadan, yani yaratılmışları anlamadan burada ne söylendiğini anlayamazsınız. Yani insandan başlayacağız işe. İnsandan başlamak için de işte empati falan diyoruz şimdi. Empatiyi tespit edebilmek için de insanın kendisini tanıması lazım. Yok sen başkası, kendini tanımadan nasıl empati yapacaksın? İnsandan başlamayan hiçbir şey sonuç vermez, onu da size söyleyeyim. İster ekonomik olsun, ister siyasi olsun, ister devlet düzeni olsun, ister askeri nizam olsun. Evvela insanı eğiteceksin, insanı kendisine tanıtacaksın. İnsandan başlamayan hiçbir iş neticede başarıya ulaşamaz. Bunu görüyoruz, hayatın bütün olaylarında görüyoruz. İşte peygamber nereden başladı? Bakıyoruz ki insandan başladı. İnsandan başlayabilmek için evvela kendisinin insan olması lazım. İnsanı kamil olması lazım. Peygamber Efendimiz'in bakıyoruz vahiyden önceki bir çilesi var. Uzun bir çile. Yani 30-35 yaşından sonra, 33 yaşından sonra Peygamber Efendimiz 5-6 sene Ramazan içinde, Ramazan'ın yarısından sonra o Hira Dağı'na çıktı oradaki. O Cebel-i Nur dediğimiz o mağaraya çıktı. Vahyin ilk geldiği yer. Zaten orası dikkat ederseniz burada oradaki bütün dağ silsilelerinin en yüksek zirvesidir. Bütün oradaki dağlardan daha bir 50-60 metre daha yüksektir orası. Belki 100 metre daha yüksektir. Bir anten gibi bir yer. Her tarafı görüyor. O Mina'dan gelen vadiyi görüyor. Mekke'ye giden, Kabe'ye giden, Kabe'yi dahi görüyor oradan. Şimdi büyük gökdelenler yapıldı da
önünü kestiler. Peygamber Efendimiz oradan sağ taraftaki vadiyi görüyor. Sol taraftan Mina'dan gelen vadiyi görüyor. Mekke'ye giden. Böyle üç vadinin ortasında böyle bir nasıl diyeyim şey gibi. Deniz feneri gibi bir yer orası. İşte vahiy orada geliyor demek ki. Ama Peygamber Efendimiz Hamidullah Bey'in tespitine göre 6. veya 7. senesinde yani 6 ve 7. Ramazan gidiyor orada. Dua ediyor. Tefekkür ediyor. Düşünüyor. Ne yapmak gerekir diyor. Evvela kendisini. Ve vecedeke dallen fehede diyor. Sen bir arayış içindeydin diyor. Kendine hidayet arıyordun. Bir takım yollar arıyordun. Allah sana hidayet ihsan etmedi mi? Fehede. Seni doğru yola sevk etmedi mi diyor. E şimdi arayış içinde olmayan, kendi kendini daha doğru dürüst tanımayan, kendi insani meziyetlerinden, insani değerlerinden sahip olduğu bir takım yeteneklerden habersiz olan bir insan başkasına nasıl faydalı olabilir, başkasına nasıl empati yapabilir? Yani kaplumbağaya sorsan, kaplumbağa öteki kaplumbağalarla belki biraz empati yapabilir ama kurbağayla yapamaz mesela. Yani şey şimdi bunlar böyle. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'i iyi anlayabilmek için evvela insanı, evvela kendimizi, sonra insanı, insanın psikolojik dünyasını, maddi ve manevi ihtiyaçlarını, ruhsal ve bedensel ihtiyaçlarını çok iyi bilmemiz ve bunları yerli yerinde kullanmamız lazım. Yetmez. Kur'an-ı Kerim'de kainat ayetleri var. Bize çevremizi de tanıtıyor. Mesela bir misal daha vereyim size. Biz ihrama girdiğimiz zaman hiçbir canlıya dokunmuyoruz. Üzerimizdeki sineği yahut konan sineği bile öldürmüyoruz. Nihayet haydi yavrucuğum git şimdi. Beni günaha sokma diyoruz ona şimdi. Ve yaprağı koparamıyorsun. Av avlayamıyorsun. Bu ne demektir bu? Bu bir eğitimdir. Canlı eğitimdir. Müslümanlık ameli salih dinidir. Sadece söyleyip geçmez. Felsefe değildir. Felsefi bir sistem değildir. Ameli bir sistemdir. Yani pratiğe dayanıyor. Ha, sen şimdi ihrama girdin. İhramı kefen kabul et. Kendini ölmüş bil. Nefsini öldür. E, ölü insan başka canlıya öldürebilir mi? Canlıya zarar verebilir mi? Ve ona göre hareket et diyor. Ona göre. Bu bir kamptır. Hac bir kamptaki bir eğitim sürecidir. Şimdi hacı ihrama giriyor, bütün bu şeylere riayet ediyor. Çünkü cezası var, müeyyidesi var. Yani ufak bir canlıyı öldürmenin kurban veyahut da işte oruç şeklinde bir takım cezaları vardır. Ya sadaka vereceksin, ya kurban keseceksin, ya oruç tutacaksın. Bütün bunlara rağmen hacı bunu tatbik ediyor ama bunun manasını anlamıyor. Geliyor geldikten sonra orman yakıyor tarla kazandırmak için. Ya Allah'tan kork diyeceksin ki, Mekke'nin Allah'ı ayrı, bilmem Kastamonu'nun yahut da bilmem Sinop'un Rabbi başka Rab mıdır, başka Allah mıdır? Sana bu eğitim verilmiş. Bu ne demektir? Canlıya hürmet, canlıya saygı demektir. Canlıları öldürmeyin diyor. Size lazım değilse bir insan söyleyeyim. Mesela iki tane lüfer tutuyor oltayla balık. O onun o günlük ihtiyacını karşılar. Eğer balıkçılık mesleği değilse, bunu sırf kendi karnını doyurmak için tutuyorsa, üçüncü lüferi tutması haramdır kendisine. İhtiyacı kadar istifade edecek tabiattan. Fazlası israfa girer ve günahtır. Kendi ihtiyacı kadar. İki balık yetiyorsa, iki keklik avlıyor mesela. Aram yaylaya gitmiş, yiyecek bir şey yok. Avcı zaten. Gidiyor iki tane keklik. Ama keklik sürüleri kalkıyor. Eğer sekiz tane keklik avlıyorsa günaha girer. O gün kendisine yeteceği kadar. Bu kadar. Fazlası. Ama biz ne yaptık şimdi? Ne keklik kaldı, ne balık kaldı, ne şu kaldı, ne bu kaldı, ne tabiat kaldı. Bütün derelerin suyundan abdest alınması lazım. Yani içilecek kadar temiz olması lazım. Ben şu anda düşünemiyorum. Yani Edirne'den Van'a kadar acaba böyle avuçlanıp dereden suyu içilecek bir dere kaldı mı? E bu haccın manası nerede kaldı? Sen hacda sinek öldürmeye sakınıyorsun, sinek öldürmekten sakınıyorsun. Kendi yaşadığın ülkenin ne suyunu, ne havasını, ne yeşilini tanımıyorsun. En büyük yeşilcilik
Ki bunu din, Peygamber Efendimiz Mekke gibi ot bitmeyen, ekin yetişmeyen, ağaç yetişmeyen bir yerde uyguluyor üstelik bunu. Bir çölde uyguluyor. Sen gelmişsin cennet gibi vatanı çöle çevirmeye uğraşıyorsun. Oradaki manayla buradaki mana nasıl zıtlaşıyor, terslaşıyor. O çölü ihya edip yeşile kavuşturmak için sana bir takım yasaklar getiriyor. Sen zaten cennet gibi yeşilin içinde kendi ülkeni çöle çevirmek için uğraşıyorsun. Ve hiçbir şeye sahip çıkmıyorsun. Bunlar sorumluluk değil midir? Bunlar Kur'an'ın işareti değil mi? Sadece işareti değil, ameli uygulatıyor sana ya, tatbikat yaptırıyor. Yani bunlar böyle yabana atılacak şeyler değil ama manasını bildirmiş. Orada hacca gideceksin. Gelecek. Onun ne olduğunu bilmiyor. Oradan çıkacak, gelecek kendisine mal etmiyor zaten. Sen diyor, benim size verdiğim nimetleri siz saymaya kalksanız başa çıkamazsınız diyor. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha diyor. Siz sayıp dökemezsiniz diyor. O kadar çok nimet içindeyiz ki. Onun için elhamdülillah derken verilenleri düşüneceksin. Neler verildi? Senden farklı olanlar. Mesela eğer ayakta kalkıyorsan, yürüyebiliyorsan, felçli olan yataktakileri düşüneceksin. Allah'ım bana sen şu anda bu yaşta yaşama gücünü, bastonsuz yürüyebilme yeteneğini, kudretini, kuvvetini verdiğin için bütün bunları, verilenleri düşünerek hamd edeceksin. Ama bunlar senin aklın fikrin başka yerde. Hamd ederim falan. Bunlar teşekkür, şükür yerine geçmesi için mutlaka ibadetin ibadet olması için efendim yüreğin, kalbin ona katılması lazım. Kalbin, ruhun katılmadığı hiçbir şey ibadet değildir. Jimnastik bile değildir, onu söyleyeyim sana. Allah'ı sevmek için ne yapmalıyız, nasıl hareket etmeliyiz daha çok sevmek için? Bir defa şunu bilelim ki Cenab-ı Hak bize kendisine iman etmemizi emrediyor. Siz bana inanacaksınız ve bana tapacaksınız diyor. Bu iman nedir? Onu evvela tarif etmek lazım. Allah'ın varlığını ve birliğini bilmek, kabul etmek, Allah'ın kainatın yaratıcısı olduğunu, bütün varlıkların, mahlukatın yaratıcısı olduğunu bilmek ve yarattıkları üzerinde hakimiyeti bulunduğunu kabul etmek. Buna inanmak lazım. Yani Allah yaratandır, vardır, birdir ve yaşatandır ve yarattıkları üzerinde de hakimiyeti sonsuzdur. Sınırlı bir hakimiyet değildir. Allah yahluku ma yasha ve yahtar. Allah dilediği gibi yaratır, dilediğini tercih eder, dilediği kadar hayat hakkı tanır, dilediği zaman öldürür. Bütün kainatta cereyan eden, dönüp dolaşan şey Allah'ın iradesidir ve hakimiyetidir. Bunu kabul ederiz. Bu iman mıdır? Hayır. Bu bir bilgidir. Allah'ın kudretini bilmek, kabul etmek. Aşağı yukarı bütün filozoflar da böyle düşünüyorlar. Yani akıl da böyle diyor. Yani inkarcı o ateist filozoflardan bahsetmiyorum. İnanan filozoflardan bahsediyorum. Allah'ın kudretine diyor ki bu düzen, bu büyük kainat dediğimiz bu düzen kendi kendine olabilecek bir şey değildir. Ayın, güneşin bilmem kendi yörüngelerinde işte bir husben diyor zaten. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَنْ İnce hesaplarla diyor biz bunları yerleştirdik. Bu hesap var burada, bilgi var, kudret var, irade var, hepsi var. Cenab-ı Hakk'ın iradesi her yerde görünüyor. Bunu bilmek, kainat üzerindeki hakimiyetini kabul etmek iman değildir. Ne zaman ki ben bu kainatın bir parçasıyım, yaratılmışlardan bir yaratılmış da benim, Allah beni de yaratmıştır, benim üzerimde de hükümranlığı geçerlidir. Ne zaman ki bu Allah'ın hükümranlığını, kendi üzerimizdeki hükümranlığını kabul edip onu geçerli saydığımız zaman ve bu kudrete, bu kuvvete, bu iradeye, bu emirlere saygıyla inanıp uygulamaya başladığımız zaman mümin oluruz. Peki iman nedir öyleyse? Kuru bilgi değildir. Kuru bilgi olmadığına göre içinde sevgi vardır. Yani iman eşittir, bilgi, bilmek artı sevmektir.
sevgi boyutuna ulaşmayan bir iman henüz bilgi boyutundadır. Kafir sayılmaz ama mümini kamil hiç sayılmaz. Bir üzüm şeyi bakıyoruz, çiçek işte şey, küncü tanesi kadar bir şeydir oradan. Filiz veriyor. O acı zehir gibi bir şeydir. Şöyle biraz nohut gibi olunca başlıyor ki tadı değişiyor, ekşileşiyor. Sonra zeytin tanesi gibi olunca bal gibi bir tatlı bir meyve oluyor. Şimdi bizim imanlarımız koruk halindedir. O eşki hal, ekşi halindeki imana koruk derler. Vardır, üzüme benziyor, mümindir ama henüz yenecek şekilde değil, işe yarar bir şekilde değildir. Bu Hazreti Mevlana'nın tespitidir, teşbihidir. Yani onun benzetmesidir. Ey diyor, geç kalmaktan kork diyor, ölmekten korkma diyor. Koruk olarak diyor, kış bastırır diyor. Bazı bağlarda üzümler daha üzüm olmadan o koruk halinde geç açan çiçekler vardır. Bilhassa yüksek yaylalarda tabii geç uyanıyor oradaki bağlar. Soğuk hava birdenbire Eylül gelip de kış bastırınca birçok salkım koruk halinde daha üzüm olamadan yeniden kışa yakalanır diyor. Sen öyle olma diyor. Erken yola gir. Çabuk diyor üzüm olmaya bak ki yoksa koruk halinde gelir. Koruk halinde gidersin öbür dünyaya diyor şimdi. Ha bizim demek ki biz bu dünyaya mümini kamil olmak için geldik. Mümini kamil nedir? Allah'a inanan, Allah'ın varlığını kabul eden, Allah'ın kainat üzerindeki hükümranlığını kabul eden ve kendi üzerindeki hükümranlığını kabul edip o hükümranlığa teslim olan kimsedir ve o kulluğun icabını yapan kimsedir. Ha, bu manada Allah, tekrar baştan söyleyeyim, sevilmek bütün herkes için, bütün canlılar için, bütün insanlar için ihtiyaçtır. Allah için haktır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama sevilmek Allah'ın hakkıdır. Buyuruyor ayet-i kerimede, وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ diyor. İman edenler Allah'ı en şiddetli sevgiyle severler diyor. Yine Hazreti Mevlana diyor ki, ey günahkarlar, siz günah işlemeyi ne kadar çok severseniz, Allah affetmeyi, sizi affetmeyi, sizin günah işlemeyi sevdiğinizden daha çok sever diyor. Allah o kadar sever kullar. Yarattığı kendi yarattığı. Sevmez mi? Aslında biz Allah'ın kucağında uyuyan bebekler gibiyiz. Ana kucağında bebek uyuduğu zaman o bebek bilir mi ki beşikte mi uyuyor, teyzesinin evinde mi uyuyor, anasının kucağında mı uyuyor? Nerede uyuduğunu bilmez bebek. Ama bütün yaratılmışlar, bütün insanlar Allah'ın kucağında uyuyan bebekler gibidir. Bizim aslında şeyimize mani olan kendimizin de, yaratanımızın da farkındalığını engelleyen şey kendi gafletimizdir. Evvela içimizde bir yolculuk yapacağız. Günahkarlar kendi içlerine bakmaya korkarlar. Çünkü karanlık bir kuyu gibidir içimiz. Halbuki dibi nurla doludur. Yine Şems-i Tebrizi makalatında diyor ki, Allah'la kur arasında nurdan 70 bin perde vardır diyor. İşte Süleyman Çelebi Mevlid'de onu işaret etmiş. Ref olup ol Şah'a 70 bin hicab diyor. O Şah Miraç'a çıkarken işte refreften sonra, Sidretül Münteha'dan sonra. Sidretül Münteha'dan sonra. Bu ne demektir? Aklın bittiği yerden ve aşkın başladığı noktadan itibaren Allah'la kul arasında nurdan yani aşktan, muhabbetten 70 bin perde vardır. Onları tek 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 geçip ondan sonra ilahi. Tabii bizim o perdeleri yırtmamız şey değil. Bu tek taraflı değildir Allah'a ibadet. Çift taraflıdır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz bana bir adım yaklaşırsanız ben size üç adım yaklaşırım. Siz bana yürüyerek gelirseniz ben size koşarak gelirim diyor. Bu içimizdeki seyahattir Allah. Yani Allah bizi zaten o cazibesiyle kendine çekmeye çalışıyor. Yani bizim içimizdeki nehir o iman nehri Allah'a doğru akıyor. Elhamdülillah Muhammed ümmetiyiz. Tabii yani Muhammed ümmeti olarak dünyaya gelmek, Müslüman bir anadan babadan dünyaya gelmek, bir defa dünyaya 1-0 avantajlı doğmak demektir. Yani Allah dileseydi bizi, biz başka bir ülkede, başka bir dinde, başka bir yerde, belki hiç dini olmayan, doğru dürüst işte yılana, puta tapılan yerlerde de
yaratabilirdi. O devirlerde de yaratabilirdi. Bir defa bu devirde yaratması ve Muhammed ümmetinden, Müslüman bir ülkede, Müslüman bir anadan babadan dünyaya getirmesi bizim için büyük bir doğmadan hazırlanmış bir hidayet ortamıdır. Onun için avantajlı doğuyoruz. Ha, bu bir şükrü gerektiriyor tabii. Ha, şimdi din tek taraflı değildirken şunu bilmemiz lazım. Biz bir şeye teşebbüs edeceğiz. Cenab-ı Hak'tan da bize yardım gelecek, himmet gelecek. Yani her ibadetin sonunda biz dua ediyoruz. Bu dua nedir? Bir, ibadetimizin kabul edilmesidir. Duamızın esası odur. Ya Rabbi biz yaptık. Eksik, kusurlu işte, eksik dedik bir şey yaptık ama işte çoban armağanı, çam sakızı sen dilersen bunu makbule sayarsın, kabule şayan görürsün. Ama ne olur kusurlarımızla beraber bağışla. Şimdi bir fakirin evine gidiyorsun. Sana işte zeytin peynir çıkıyor. Ay diyor kusura bakma işte ev mal hazırı budur diyor. Bunu ikram ediyor. Bir zenginin evine gidiyorsun. Açık bir fakir çeşit yemek çıkmış falan. O da şimdi acaba o senden özür dileyen ne olur? Haydi buyurun. İşte ekmek peynir var, zeytin var. İşte ekmek de kurumuştur. Belki dünden kalmıştır falan. O fakirin sofrasından aldığın haz belki o büyük ziyafet sofralarından daha fazladır. Çünkü orada o ev sahibi sana gönlünü de ikram ediyor. Ama öteki ev sahibi böyle kibriyle dolaşıyor mesela ortalarda. Hani eksik bir şey olmasın falan gibi. Şimdi biz gönlümüzü katacağız. Ya Rabbi diyeceğiz. Bizim elimizden gelen bu. Bu kadar yapabiliyoruz. Ama sen lütfedersen, senden inayet gelirse, yardım gelirse. Şimdi şu namazdaki Fatiha suresindeki ne diyoruz? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Biz ancak sana ibadet ederiz ve senden yardım isteriz. Sırf senden yardım isteriz. Bu yaptığımız işle ilgilidir. Yani bizim tek taraflı ibadetimiz senin yardımın olmadan bir şeye yaramaz. Biz bir kuyudan çıkmak istiyoruz. Bir çukurdan kurtulmak istiyoruz. Biz zorlayacağız çıkmak için. Sen de bizim elimizden tutacaksın. Ya Rabbi biz sana yaklaşmak, sana gelmek istiyoruz. Ha şimdi peygamberle olan ilişki de böyledir. Allah'la olan ilişki de böyledir. Çift taraflıdır. Sevgi çift taraflıdır. Aşk ilişkisidir. Muhabbet ilişkisidir. Muhammed'le olan ilişkimiz muhabbet ilişkisidir. Yoksa peygamber vardır. İşte bir Muhammed gelmiş çölde işte Mekke'de bir din kurmuş falan. Bunu müsteşrikler, inanmayanlar bizden iyi biliyorlar ne yaptığını. Adamlar tahlil ediyorlar şunu 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 şunu. Mesela bir Alman bir şey var. Bebel diye bir adam var. August Bebel. Okuyun kitabını. Bak Muhammed'i nasıl tanıtıyor. Dünyanın en büyük devrimini yapmıştır diyor. Fakirlere hayat hakkı tanımıştır. Köleleri kurtarmıştır. Yüzüne bakılmayan kadınları, o diri diri görülen şeyleri. Bütün diyor o birbirini kıran, çölde geçinmeyen hırçın, kavgacı. O Araplardan diyor muhteşem bir topluluk meydana getirmiştir. Adam zannedersin ki İmam-ı Gazali konuşuyor. Onlar biliyor ama bunu bilgi olarak anlatıyor. Yapılan işin takdir ediyor, bilgi olarak anlatıyor. Şimdi biz sadece bilmekle değiliz. Tabii sevmenin başı bilmektir. Yani çok iyi bilmemiz lazım. Ondan sonra çok iyi sevmemiz lazım. Bilmediğin şeyi nasıl seveceksin? Bir. İkincisi, peygamberimizle olan ilişkimiz sevgi ilişkisidir. Biraz günaha girer gibi oluyor ama Cenab-ı Hak peygamberi kendi yerine vekil göndermiştir. Peygamber o demektir. Yani ben size benim isteklerimi, benim irademi anlatacak, tanıtacak, yaşayacak ve yaşatacak bir peygamber gönderiyorum. Bunu takip edeceksiniz diyor. Ayet de öyle diyor. İn kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Eğer siz Allah'ı çok sevdiğinizi söylüyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin diyor. Bu ne demektir? Allah Muhammed'in izinden gitmeyenleri sevmeyecek demektir. Allah'ın sevgisi de, Muhammed'in sevgisi de onu takip etmek, onu iyi anlamak, iyi tanımak ve ona benzemeye çalışmak. Seven sevdiğine benzemeye çalışır. Zaten öyledir.
Dikkat edin, küçük çocuklar böyle 4-5 yaşına gelince annesinin ayakkabısını giymeye çalışır. Annesine özenir. Annesinin makyaj malzemesini alır. Çünkü anne sevgisi onu annenin eşyalarını kullanmaya doğru iter. İşte erkek çocuk da 5-6 yaşına geldiği zaman hep babasını özenmeye çalışır. Bu ne demektir? Babasını çok seviyorum. Muhammed'i çok seven zaten Muhammed'e benzemeye çalışır. Bunun başka yolu yoktur. Seven, sevgili, o bir örnektir. Üsvetun hasenetun diyor. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bütün modelleri, olması gereken bütün ayetleri bize söylemiş, vermiş, önümüze koymuş. Biz hala Muhammed'den yabancı, Muhammed'e bir başkası gibi, yabancı birisi gibi bakıyoruz. Yahut onun yaptıklarını anlamak istemiyoruz. Mesela konuşuyor, diyor ki efendim biz diyor o çağda mı yaşıyoruz diyor, uzay çağında yaşıyoruz diyor. O öyle yaşamış ama biz de böyle yaşarız diyor. İşte giyim kuşamdan tut da bir takım aletlerin, meselelerin, şeylerin kullanılmasına. Evet, Peygamber Efendimiz'le irtibat muhabbet ilişkisidir. Bununla bağlantı kuruyoruz. Seven sevdiğinin kurbanıdır. Seven sevdiğine esirdir, mahkumdur, onun hizmetindedir, onun kuludur. Ne kadar çok seviyorsan o kadar çok Muhammed ümmetsin. Ne kadar çok Muhammed'e benzemeye çalışıyorsan, tabii biz şimdi iki türlü benzeme, bir şekli benzemek var, işte sakaldır, sürah falan, sarıktır vesairedir, kılıktır, kıyafettir falan. Bunlar işin şekil tarafıdır. Eğer Muhammed'e benzemiyorsa huyu, bu adam sahtekardır zaten. Evvela içimizi düzelteceğiz. Sonra o içimiz şeklimizi zaten kendiliğinden tamamlar. O şekil şartı da yoktur zaten. Peygamber Efendimiz şekle ait herhangi bir şart söylememiştir. Biz önemli olan Muhammed'in ahlakıdır. Ve inneke la'ala hulukun azim. Sen büyük bir ahlak üzere yaratıldın diyor Allah Peygamber Efendimiz. Bize Muhammed'in ahlakı lazım. Mesela vaadinde emin diyor. Hiç verdiği sözden dönmemiş Peygamber Efendimiz. Ben peygamberi sevmiyorum ama hiçbir sözümü de yerine getirmiyorum. Hiçbir vaadimi yerine getirmiyorum. Ben peygamberi çok seviyorum ama yalan söylüyorum. Ben peygamberi çok seviyorum ama adam aldatıyorum. Yok öyle bir sevgi. Seven sevdiğine benzer ve sevdiği gibi olmaya çalışır. Huyumuzu evvela Muhammed'e benzeteceğiz. Ahlakımızı Muhammed'e benzeteceğiz ki dedik ki edeptir. Bizi, Muhammed de bizi sevecektir. Ya peygamber zaten sadece bedenen ölmüştür. Ruhen ölüm yoktur zaten. Peygamberler bilhassa hatta veliler için bile. Onlar diyor kın içinde kılıç gibidir bedende yaşarken, dünya hayatında yaşarken kılıcın kın içindeki gibi. Onlar ölünce diyor bedenden kurtulunca kılıç şeyden kından kurtulmuş kılıç gibi olurlar diyor. Keserler, biçerler, giderler, dolaşırlar, yaparlar, ederler. Yani Cenab-ı Hakk'ın ruhlara verdiği tasarruf hiçbir zaman eksik değildir. Bunu şimdi kabul etmeyebilirler ama ayet bunu teyit ediyor. Ve annebiyyine ve sıddikine ve şühedeyi ve salihin diyor ayette. Nebiler, sıddıklar yani büyük evliyalar, mukarrabin dediğimiz Allah'a çok yakın olan, tamamen Allah'ın kontrolünde hareket eden, otomatik kontrolde hareket eden, kendi nefsinlerinin ihtiyaçlarından kurtulmuş o büyük veliler ve şehitler diyor. Şimdi üçüncü sırada şehitler geliyor. Şehitler için ne biliyoruz? Onlara ölü bile demeyiniz diyor Cenab-ı Hak. Ölü demek bile günahtır çünkü onlar diridir diyor. Biz onlara ölüm acısını tattırmadık ve onları halen yaşatıyoruz. Hay sıfatıyla tecelli ediyor Cenab-ı Hak. Sen Allah yoluna canını feda edersen Allah da sana en iyi bir can ihsan eder. En iyisini verir. Ne verirsen daha iyisini oradan alırsın. Can verenlere Allah can, ebedi hayat hakkı tanıyor. Benim uğrumda bunlar can verdi, ben bunlara ebedi hayat hakkı tanıyayım. Ve hiçbir şehit öldüğünü bilmez, tanımaz, farkında bile değildir. Öyle ölüm acısını tatmadığı gibi ölümün farkında bile değildir. Hep kendisini hay biliyor. Peki onun bir üstündeki olan sıddıklar, yani mukarrabin dediğimiz evliyaullah'a ölü demek caiz midir? İşte onlar kılıçtan çekilmiş kılıç gibi olurlar. Peki nebiler bir daha üstündedirler. Şimdi arif olan yekfihil işare diyor. El arifu yekfihil işare.
Biz Kur'an'dan böyle manalar çıkaracağız işte. O ne demektir? Yok efendim, şehitler ölmez ama peygamberler ölür. Laf mı bu? Söylenecek laf mı bu? Sen şehitlerin mertebesini, manevi konumu nerededir? Onun mertebesi, manevi mertebesi nerededir? Nebilerin mertebesi nerededir? Sıddıkların mertebesi. Sen bu şeyi, bu protokolü, bu usulü, bu sistemi bilmeden nasıl doğru anlayacaksın Kur'an'ı? Şehitleri öldü, şey yaşatıyorsun ebediyen. Çünkü onu sarahaten söylüyor Kur'an-ı Kerim. Bunlar da işareten. Sen işaretini de anlayacaksın, sarahatini de anlayacaksın. Lafzını da anlayacaksın. O lafızdan çıkacak sonuçları da anlayacaksın. Nebi ölmüş. Ölür mü? Peygamberin tasarrufu ölür mü? İstediği zaman geliyor, rüyamıza giriyor. Bizimle kendisi irtibat kuruyor. Ben isterim ki her gece peygamberimi rüyamda göreyim. Ama o benim isteğimle olmuyor ki. Onun isteğiyle oluyor. Cenab-ı Hakk'ın izniyle oluyor. Hazreti İsa ölüyü diriltiyor. Biiznillah diyor. Ben dirilttim demiyor ki. Hiçbir peygamber ben demez zaten. Veliler de ben demezler. Sen gider okursun, hastalık iyi olur, faydasını bulursun, şifa bulursun ama Allah'tan, şifa Allah'tandır. Allah'ın izniyle biz okuyalım, biiznillah, inşallah Allah murad ettiyse bu, dilediyse olur, Allah'ın dediği olur. Onlar hepsi, bütün işlerini Allah için yaparlar, Allah'la beraber yaparlar, Allah'ın izniyle yaparlar. Allah'ın kudretine, Allah'ın gücüne güvenerek, ona dayanarak, oradan istimdad ederek yaparlar. Ben yaptım, ben yarattım, böyle bir şey yok, öyle bir şey. Böyle bir dindarlık yok. İsa bile peygamber olduğu halde ben diyorum, biiznillah ben bir şey yapmadım, Allah'ın yaptığı. Ben, Allah bana bunu verdi. Biz hepsi kendisini, biz vasıta olmaya çalışırız diyor. Hazreti Pir Efendimiz, Hazreti Mevlana bize ne getirdi? İnsan şahsiyetine, insanımızın daha iyi dindar, daha iyi insan olması için ne getirmiştir, ne sağlamıştır, ne fayda vermiştir? Yani Hazreti Mevlana'nın bu yoldaki emeği, hizmeti yahut da etkisi diyelim, ne olmuştur? Biz diyor sadece birbirimizle ilişki kurmakla kalmayacağız. Allah'ı sevmek isteyenler birbirlerini sevecekler. Aynen Yunus'un dediği gibi. İçine sevgi girmeyen hiçbir şey netice almaz diyor. Aşkı en başa koyuyor. Aşk diyor, aşk. Aşksız yapılan ibadet, ibadet değildir. Aşksız yapılan muhabbet, muhabbet değildir. Aşksız yapılan ilişki, ticaret, muhabbet değildir. İnsanlar birbirlerini sevmek zorundadır. Bu beladan ancak aşk sayesinde kurtuluruz. Aşkı en başa alıyor. Niye aşkı en başa alıyor? Çünkü birbirimizi seversek, aşkı başa alırsak bizim öteki işlerimiz kolaylaşıyor. Öteki işler, yani mesleğini seven insan nasıl ki başarılı olursa, birbirini seven insanlar da birlik kurarlar, birlikte mücadele ederler ve başarılı olurlar. İşte Cenab-ı Hak yine bir hadisi kutside Peygamber Efendimizin lisanı Muhammedi'den sadır olan o mübarek Fem-i saadetlerinden sadır olan bir hadis-i şerifte diyor ki, iki ortak birbirlerine sadık olduğu müddetçe üçüncü ortakları benim diyor. Benim himayemdedir. Ortaklardan biri birine diyor ihanet ederse, hainlik yaparsa ben diyor ortaklıktan çıkarım, şeytan girer diyor aralarına. Bir defa şeytanı kovmanın birinci şartı birbirimizi sevmemiz. Sevgi de güven ortamından doğar. Güvenmedikçe birbirimizi sevemeyiz. Acaba bu adamdan bana ne zarar geliyor, gelecek diye beklenti içinde olursan o adamı sevemezsin. Sürekli sakınmak ihtiyacını duyarsın. Ama güven duyduğun insanı seversin. İşte bana soruyorlar, hocam işte evlenmek için. Bir defa güvenebiliyorsanız evlenin diyorum. Bakın hareketlerine bakın. Kalleş mi, aldatıyor mu, böyle bazı şeyleri böyle dalavere falan filan yapıyor mu? O insanlardan uzak durun diyor. Başkasına yapan sana da yapar. Bu güven ortamından doğar. İşte Hazreti Mevlana imanı, aşkı, bu güven ortamını sürekli tavsiye ediyor. En yakınlarına tavsiye ediyor. Kendisine tavsiye ediyor. Evvela kendinize güvenin diyor.
Tabii bütün sevgilerin başı Hazreti Mevlana'ya göre Allah sevgisidir. Allah'ı seven onun yarattıklarını da sevgilinin hatırı için sever. Allah hatırı için sever. Hani işte yaradılanı severiz, yaratandan ötürü diyor. Hazreti Yunus da öyle diyor. Aynı felsefe, yani Evliyaullah arasında şey yoktur, böyle filozoflar arasındaki ihtilaf gibi bir ihtilaf yoktur. Aynı kaynaktan içiyorlar çünkü, ilahi kaynaktan. Aynı nur, Kur'an'dan alıyorlar feyzi, Hazreti Muhammed'in hadislerinden alıyorlar. Orada bir ihtilaf olmuyor. Mesela Abdülkadir Geylani'yi okuyorsun, aynı şeyi söylüyor. Şah-ı Nakşibendi'yi söylüyorsun, aynı şeyi söylüyor. İşte Şems-i Tebrizi biraz serttir. Serttir, evet. Yani o başka türlü söylüyor ama aynı kapı, aynı şeyi, aynı amaç için söylüyor. Diyor ki böyle şeylerle, eften püften bilmem hareketlerle, diyor sen diyor bu gidişle Bağdat'a varamazsın diyor, bu gidişle cennete ulaşamazsın diyor, yarı yolda kalırsın diyor bana. Beğenmediği, hareketlerini beğenmediği zaman açık açık söylüyor. O biraz tenkizi, sert mizaçlı bir insan, çakmak taşı gibi bir adam zaten, yani şey değil öyle. O tekiler daha merhametli, yumuşak söylüyor. İşte şimdi reaksiyon uyandırmamak için şefkatle söylüyorlar. Ama aynı şeyi söylüyorlar. Değişik kelimelerle, değişik üslupta söyleseler dahi aynı amacı söylüyor, aynı manayı. Hazreti Mevlana diyor ki وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Siz nerede olursanız olun, ben sizinle beraberim. O Allah sizinle beraber. Bu müjde ondan gelir diyor. Bu müjdeyle birlikte canıma yeniden bir can gelir diyor. Ya bir insanın Allah'ın kudretinin, Allah'ın gücünün, Allah'ın merhametinin, rahmetinin yahut da Allah'ın kendisinin elinin, el çünkü güç, kudret ifadesidir. Kendisiyle beraber olduğunu bilmesi, yaratanın desteğinde olmasını bilmesi ne kadar büyük bir güç, ne kadar büyük bir moraldir. İşte bilmem Cumhurbaşkanı'nın akrabası diyor falan adam diyor. Yani Cumhurbaşkanı'ndan yahut da valinin bilmem kapıcısı, odacısı bile vali efendiden bir kendisine bir güç, bir şey yapıyor vali beyden. Yahut da işte bilmem kaymakamın şeyi diyor, şoförü diyor. Bütün bunlar bulunduğu, hizmet ettiği kişinin şahsından, onun gücünden, onun itibarından kendine özel bir itibar sağlamaya çalışıyor. Şimdi yaratanın gücü seninle beraber olduğu zaman, yaratanın eli senin arkanda olduğu zaman, yahut desteği sırtında olduğu zaman, oradan destek aldığın zaman, sen kendini ne kadar güçlü hissedebilirsin, ne kadar büyük hissedersin. Şimdi işte bu Hazreti Mevlana'nın bütün anlatmak istediği budur. Siz diyor Allah'a bağlanırsanız, Allah'ın desteğini arkanıza aldıktan sonra korkular kalkar diyor. Hatta ölüm korkusu ki bütün canlıları en büyük tehdit eden, en çok tehdit eden şey ölümdür. Ölüm korkusunu bile sıfırlamıştır Hazreti Mevlana. Niçin? Çünkü diyor ki ben sevgiliye gidiyorum. Sevgili ha bu dünyada olmuş ha o dünyada. Hatta diyor aradan perdeler kalkacak. Bu dünyada bu beden ve bu bedenin ihtiyaçları, madde şeyler, bu diyor bizim için engeldir. Ruh diyor, o zaman daha zaten kendi nefesinden üfledi. وَنَفَخْنَ فِيهِ مِنْ رُوحِنَا Cenab-ı Hakk'ın ruhuna, ben diyor sevgiliye kavuşacak olduktan sonra ölümün ne manası var? Aynı şeyi İkbal söylüyor ya. Allah'ı sevenlerin ölümden korkmasının manası yoktur diyor yani. Bu, ama tabii aşk haline geldikten sonra.